buralarda mı? Şimdi Macron ve diğer bütün kafirleri, yani yapmış oldukları açıklamalar, eylemler, İslam'a karşı olan tutumlarını sergilemektedirler. Zaten başka bir şekilde de onlardan başka bir şekilde bir faaliyet beklemek Müslümanlar olarak yanlış, yani bir harekettir. O açıdan onlar görevlerini yapacaklar. Ama önemli olan biz Müslümanların üzerine, STK'ların üzerine düşen görevler. Bu görevler de biz dinimize daha fazla sarılarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i, sünnetini anlayarak yaşamamız onlara verilecek en büyük cevaptır. Tabii ki yani yine tepkimizi koyuyoruz hem vatandaş olarak hem STK başkanı olarak. Onları lanetliyoruz. Zalimler için yaşasın cehennem demekten başka bir şey demiyoruz. Yani üstüne çok çok şeyler düşüyor, çok çok görevler düşüyor. Ama yeterince bir yani verilen tepki azdır. Beklenti onlar en ufak bir şekilde dünyayı ayağa kaldırıyorlar. Ama söz Müslümanlar olunca, söz Allah'ın dini olunca, yani özellikle yani STK'lardan, partilerden, gerek hükümet, gerek Arap liderlerinden fazla ses çıkmıyor. Vallahi yani kısa öz olarak söylemek gerekirse, işte Cumhurbaşkanımız yani boykota çağırdı. Boykot aslında asıl boykot edilmesi gereken Fransa'nın kanunları olması lazım. Avrupa'nın kanunları olması lazım. Yani bugün biz onların kanunlarıyla kendimizi yönetiyoruz. Yani bu bunun yani en büyük tehlike budur zaten. Ne zaman kanunlarını biz terk ettik, o zaman onlardan kurtulmuş olacağız. Yani Macron bir figürandır. Yani bu gider, başkası gelir. Bunlar yani ilk günden beri de Avrupa İslam'a karşı bir mücadele içindedir. Belki şeytanın sağdan yaklaşımı gibi bize yaklaşıyorlarsa da, işte demokrasi, insan hakları bilmem güzel şeylerle yaklaşıyorlar ama asıl hedefleri İslam'ı ve Müslümanları yok etmektir. Macron değil, Avrupa biliyor ki daha önce de işte Arap ülkelerin çoğun liderleri onların yandaşlarıdır. Yani onların dinlerini kabul etmiş insanlardır. Yani bizim içimizde münafıklar olarak duruyorlar. Yalnız yani şu an İslam'a topyekun açık açık artık savaş ilan ettiler. Yani daha önce gizli bir savaştı. Şu an açık bir savaş içine girmişlerdir. Yani Müslüman olarak yapmamız gereken öncelikle kendi çocuklarımızı İslam ile yetiştirmek, kendi ahlakımızı İslam yapmak, kendi ticaretimizi İslam yapmak, daha sonra da yani gerçek Müslümanlarla birliktelik sergilemektir. Yani şucu bucu demeden. Mesajım Müslümanların birbirlerini sevmesi, birbirlerine sahip çıkması ve gerçekten İslam'a sahip çıkmaları. Onun dışında bir şey yok. Biz İslam'a sahip çık. Kendimiz İslam olursak inan ki en büyük gördüğümüz güçler önümüzde inşallah yere serilirler. Vallahi yani ilk önce tabii ki bundan dolayı onları hem kınıyor hem de lanetliyoruz. Yani bunları söyleme cesaretini kesinlikle Müslümanların bir olamamasından, İslam dünyasının bir araya gelmemesinden kaynaklı olarak bundan cesaret alıyor. Ve bu aldığı cesaretten dolayı çok rahat bir şekilde 2 milyar Müslümanın gözüne baka baka hem Peygamber Efendimiz'e hakaret etme hem de İslam'a hakaret etme teşebbüsünde bulunabiliyor. Tabii ki bu tamamen bizim bir olamamamızdan, Müslümanların var olan gücünün bir araya gelememesinden kaynaklı oluyor.
Yani bugün Müslümanlar bir olduğu zaman, İslam dünyası bir araya geldiği zaman, yani değil dünyanın süper güçleri dahil çıkıp bunu söyleme cüretinde bulunamaz. Yani bunu söyledikleri zaman özgürlük adı altında yapıyorlar. Bu kendilerine göre özgürlük, yani halbuki hakaretin özgürlüğü olmaz. Hele ki bu bir dinin mensuplarına ve bir dinin peygamberine ve bir dine hiçbir şekilde hiçbir insan hiçbir hakarette bulunamaz. Yani buradan sesimizi duyabilecek bütün liderlere, yani buradan ben seslenmek istiyorum. Bugün güçlüyüz ama biz bir değiliz. Güç birlikten doğar. Yani güç bugün silah teknolojilerinin olması değil. Elbette ki bu da vardır. Ama temel güç tamamen birlikten doğuyor. Biz, yani ben kendi şahsım olarak hem hayalim hem de buradan çağrım bütün liderlere, bütün İslam liderlerine bir araya gelmeleri, bir olmaları, küfre karşı hep beraber birlikte hareket etmeyi ben buradan kendilerine çağrı yapıyorum. Buradan Macron'a tek bir şey söylemek istiyorum. Elbette ki hak gelecek ve batıl zail olacaktır. Bu batılın zail olmasıyla beraber bu insanlar da o batıl olanla zail olacaklardır, rezil olacaklardır, rüsva olacaklardır. Allah'ın izniyle hem bu dünyada hem de ahiret gününde. Maalesef en Müslüman emir azda yine. O yüzden Kudayi Teala emirdi ki Dibece ve Rabbi alemi ve nur ak tamam bike velev kafir bi kerihinin velev kafir nak vazın dahi ve Rabbi alemi ve nur ak tamam bike. Ama velakin emzanın dünya imtihanı, dünya küfrü İslamiyete. Du vakti Peygamber aleyhissalatu vesselam da ji egol kaşi İslamiyete derken zahbun. Peygamber aleyhissalatu vesselam ji buan kafirler zahb mücadele kir. Özellikle o ka Ebu Cehel, Kabil Ahmar, yani Ebu Leheb. Peygamber aleyhissalatu vesselam mübarazah mücadele kir. Rabbi alemi Ali Kariya vikir. Emci ve embeci en musulmanın me amaneti Peygamber aleyhissalatu vesselam mehlaniye me peygamberiye peygamber kabul kiriye aleyhissalatu vesselam me Rabbandi ya Rabbi kuma kabul kiriye emci gerek avaka Peygamber aleyhissalatu vesselam ber dini İslam da gerek emhenek eziyet bikşinin gerek seremet ber dini mede veriş kandir gerek piyemet ber dini mede veriş kandir gerek emci çago pireka Ebu Leheb, Ummu Cemil, Strina, Jüçole da aynı davet haber piye Peygamber aleyhissalatü vesselam piye ilgirin ve kadıgı piye yukhin bebe. Hemşi gerek apel uan Strina bekin piye mekhuyin bebe. Enfe gerçi, in tenzurullah yansurkum. Estaizu billah, Rabbi alemi emri medke. Eğer dibece win Ali Kariya Kudayi Teala bekin, yani win Ali Kariya dini Kudayi Teala bekin, ve Kudayi Teala Ali Kariya ve beke. Maale devamı ayeti, eğer ki Kudayi Teala Ali Kariya ve neke, Kudayi Teala ve rezil beke, ve ki Ali'ye kere ve yemke. Son olarak benim hadis-i Peygamber aleyhissalatu vesselam. Eğer ki gerçek anlamında em yardıma Kudayi Teala sarıkı em bu kuzun ve em bivinin, çağırıp Peygamberim emri mekiri aleyhissalatu vesselam ihfazullah yahfazke ihfazullah tecidu tujahke, yani dize mali goj mali ve ketre mali rahat ez bebeşim, yani jmura khatir go em dini go muhafaza nakin, jmura khatir go em islamiyet go muhafaza nakin, bilfiil em gazi Fransa ke mücverte ke malama ama em defa em kabul nakin hareket deyme fiil eme gerek khatir Fransa ve Amerika ve İngiltere avru gerek kabul nake eji genel ayet mergame musulmane ego bu khazı ve lepçeyle Peygamber aleyhissalatu vesselam diye dini kudeti muhafaza bir kudeti muhafaza ki. Şimdi hatırla ki en Müslüman en dini kudeti muhafaza lakin tişte ki Peygamber aleyhissalatu vesselam 1400 küsur sal beri gojmara gotiye en muhafaza lakin. Hem juvan ihtiyarı kan bipersin. Ka ciran tiya beri, ka insan tiya beri, ka alikar ya beri, ka brat ya beri, ka soza beri, ka tem necim beri. Şimdi ne diyor? İşte Kudayi Teala muhafaza bike. Da gaziya me ülke tamam ülke Müslümanlara lıkaşı küfrü en bibine yek. Lıkaşı küfrü en bibine yek. Eğer gu em tamam Müslümanlar lıkaşı küfrü em ne bine yek, em herin yek bir yek çoğul beçabaya.
Evet, yapmış olduğu bu davranışı tüm İslam kınıyor. Yani bir Müslüman olarak her Müslümanın görevi bunu kınamasıdır. Örneğin nasıl ki şu an Suudi Arabistan Türkiye ürünlerine boykot koyduğu gibi örneğin onların da mallarına liderler olarak boykot koymalarını isteriz yani. Müslümanların bir olmamalarından dolayı bu cesareti kendilerinde bulabiliyorlar. Hepimiz bir olup buna karşı bir yürüyüş veyahut bir tepkiyi gösterecek bir eylemlerde bulunmalıyız. Hakanat İslam edde maça vaptım. Barab keri kobem Türkî go Türkî. Ne mesela Türkiye mesela Müslüman ataba ya. Ama Müslüman ataba zlamesan Müslüman niye ne gide ne zlama.